Arkadaşlar merhabalar bu videomda genel dörtgenler ve yamuk konusundaki klasikleşmiş sorular kısmındaki test 1'in çözümünü yapacağız. Bu testimiz TYT tarzında. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. 112 derece demiş bir de ikiz kenar yamuk demiş. İkiz kenar yamukta şu açılar birbirine eşit değil miydi arkadaşlar? Evet öncelikle 112'yi kullanalım. 112 ise 180'e tamamlayan açısıdır burası U kuralından dolayı. Yani burası kaç yapar? 68 derece yapar. E hocam burası 68 ise burası da 68'dir. E şu açı ortayla da kullanmamız lazım. Z'den dolayı burası da çizgi açısı yaptı mı yaptı. A çizgiye çizgi ikiz kenar oldu. E, tepe açısı 68 ise taban açıları kaç olacak? 180'den 68 çıkart. 112. 2'ye böl. 56. Burada kaçlar? 56 56 olur. E, 56 artı alfa da kaç eşit olacak arkadaşlar? 56 artı alfa da 180'e eşit olduğundan alfayı da buradan 124 derece olarak buluruz. Yani birinci soru Edremit oldu. Geldik ikinci soruya. Açı ortaylarla ilgili bir şey denmiş. Hemen şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Şunlara bir XX diyelim. Şunlara da bir y y diyelim. X artı y'yi bulursak olay bitti. Arkadaşlar dikkat edin. Şu dörtgende ya iç açıları kullanacağım ya da dış açıları kullanacağım. Çünkü 99 ve 63 ile iç açılar var. E, 2x artı 2y ile de dış açılar var. Dış açılardan gitsek daha iyi. Çünkü x artı y'yi arıyorum ben. E o zaman bunun dış açısı kaçtır? 180'e tamamlayan açısı 120, 117'dir. 117 derecedir. E 99'un 180'e tamamlayan açısı da 81 derecedir. Dış açıları toplamı yani 81 artı 117 artı x 2x artı 2y değil mi? 2x artı 2y'nin kaç olması lazım? 360 olması lazım. Dış açılar toplamı 360 derece olduğundan şu ikisinin toplamı şu ikisinin toplamı 8 198 evet 2x artı 2y eşittir 360 eksi 198 çıktı. E, 360'tan 198 çıkartırsak 2 burası. 9, 7, 16, 62. Evet 162 yapıyor galiba. 2x artı 2y 162 ise x artı y buradan 81 çıktı arkadaşlar. E x artı y 81 ise şu üçgende x artı y artı alfa da eşittir 180 derece olduğundan x artı y 81 olduğundan alfaya da kaç kalıyor arkadaşlar? 99 derece kalıyor. Yani ikinci soru böylelikle Cihan oldu. Geldik üçüncü soruya. AC artı BD isteniliyor bizden. Arkadaşlar BD ve AC'yi bulacağız. E AC'yi çizelim. AC'yi çizince arkadaşlar bu ne? Şunlar eşit bunlar da eşit olduğu için orta tabandan dolayı direkt burası 18 olmuyor mu? Oluyor. Sonra BD'yi çizelim. BD'yi çizecek olursak bunlar eşit bunlar eşit olduğundan orta tabandan dolayı. Yani şunda şu paralel oluyor. O zaman dolayısıyla burası 5 ise burası da 10 mu oldu? Evet. Yani 18 artı 10'dan cevap ne yaptı o zaman arkadaşlar? 28 derece yapar. Evet Üçüncü soru böylelikle denizli oldu. Geldik dördüncü soruya. Şimdi x kenar yamuk. x kenar yamukta ne yapıyorduk? Ya köşegen çizdik ya da bu dikmeleri çiziyorduk. Uzunluk sorulduğuna göre dik üçgen lazım bana. Bu dikmeleri çizelim arkadaşlar. Bu dikmeleri çizmek ne işime yarıyordu? Dikmeleri çizince şuradaki parçalar birbirine eşit oluyordu. Hocam yukarısı 11 aşağısı da 11 tamamı 21'den 10, 21 olduğu için 21'den 11 çıkartırsam bu ikisine 10 kaldı. Yani bunlar 5'e 5 yaptı. E hocam şu dik bu da dik olduğundan dolayı şu uzunluğa bakın bakalım kaç yaptı? 11, 5 daha 16 yaptı. Arkadaşlar bu uzunluk 16. Burası 20, 12, 12, 16, 20 üçgeninden dolayı yani şuradaki üçgenden dolayı burası kaç çıkar arkadaşlar? 12 çıkar. E buradaki üçgenden dolayı da 5, 12, 13 üçgeninden cevabımız 13 çıkar. Yani dördüncü soru Balıkesir oldu. Geldik beşinci soruya. Şekil 1'de bir sitenin 6 birim uzunluğunda eş 2 bariyerden oluşan bak eş 2 bariyer dikkat arkadaşlar şunlar şunlar birbirine eşit yani bunlar kaç ağır birim oldu? 6 şar birim oldu burası 12 olduğuna göre. E, eş 2 bariyer yani şu da açıldığında 6 6 birim olduğunu söyleyebiliyoruz. Son durumda yamuk alanı nedir diye soruyor arkadaşlar bize. E bu açıldı 6 birim 6 birim önceden zaten burası kaç? 12 birim değil miydi? Evet. E, Eksik enerji yamukta şu dikmeler önemli değil miydi arkadaşlar? Aynen öyle. O zaman bu dikmeleri çizelim şöyle. Dikmeleri çizdiğimizde hocam 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı kaç yapar? 3. Burası 3 kök 3 yapar. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı burada da 3 yapar. 3, 3, 6. Buraya 6 kaldı. Yukarısı da 6 yaptı. Bizden ne isteniyor? ABCD yamuğunun alanı. İşte son durumda şu yamuğun alanı isteniyor arkadaşlar. Bizden. Herhangi bir yamuğun alanı nedir arkadaşlar? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2'ye eşittir. Dolayısıyla alt tabanımız nedir arkadaşlar? Burada 12 üst tabanımız 6 12 artı 6 çarp yükseklik yani 3 kök 3 böl 2 o da 27 kök 3 mü yapıyor evet 27 kök 3 yapar cevabımız dolayısıyla kaçıncı soru 5. sorunun cevabı böylelikle açay oldu geldik 6. soruya eşitlik var eşitlik gördüğümüz altımızlara gelecek orta taban çizdik orta tabanı hocam orta taban çizgisi şunlar birbirine paralel o 6 artı 18 24 böl 2 12 bu ort taban çizgisi paralel olduğu için 90 sa burası da 90 değil mi? Yöndeşlikten evet. 12 13 ne üçgeni? 5 12 13 üçgeni. Bu arada bu ort taban çizgisiydi. Yani şunlar da birbirine eşit olmayacak mı? Evet. Yani 9 sa burası burası da 9 yaptı. Bizden AE isteniyor. AE uzunluğu da 9 artı 5'ten kaça eşit oldu? Bakın 9 ve 5 toplamı yapıyor. 14'e eşit oldu. Dolayısıyla kaçıncı soru? 6. sorunun cevabı Edremit oldu. Geldik 7'ye. İkiz kenar var. Tabanda mevcut. İnsan olan ne yapar? Tabanına ait yüksekliği çizer. Çizdik yüksekliği. Hocam yüksekliği çizince 6, 6 yaptı. Burası da 8 yaptı. Aa, dik dik de oluştu. X'i bulmak için dik üçgeni kullanacağım. 17'yi de kullanmam lazım. Hatta dik yamukla oluştu burada. Şuradaki dik yamukta ne yapıyorduk? Dikdörtgen oluşturmak en yani mantıklı harekette. Şuradan bir dikdörtgen oluşturacak olursak arkadaşım Şöyle bir 90 derece. 8 ise burası 8 mi? 8. 8, 17 ne üçgeni? 8, 15, 17 üçgenler. 15 çıktı burası. E hocam tamamı 27. Buraya 5 kaldı. Dikkat burası kaç yaptı? 11. E o zaman yukarısı da 11 yapar. Dolayısıyla 7. soru akçay oldu. Geldik 8'e. 150 ise o zaman burada kaç kaç derece? 30 derece hocam. E bizden alan isteniyor. Alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2. Değil mi alan? Evet. E şuradaki yüksekliği bulacağız biz. Hocam yüksekliğe bakacak olursak 90'ın karşısı 9'sa 30'un karşısı 9 bölü 2 değil midir? Ve yamuğun alanında ne yapar? Alt taban artı üst taban 16 artı 4 çarpı yükseklik yani 9 bölü 2 bölü 2 bize alanı verecektir. Hocam şu 20 bölü 2'den kaç yaptı? 10. 90 bölü 2'den cevap da kaç yapıyor o zaman arkadaşım? 45 derece 45 yapıyor. Evet 45 santimetre kare yapıyor daha doğrusu. 8. soru Cihan oldu. Geldik 9'a. İkiz kenar yamuk. Arkadaşlar ikiz kenar yamukta ne yapıyorduk? Şu önemli bir hamleydi. Evet şunu şöyle dikmeleri çizecek olursak arkadaşlar. Bu dikmeleri çizmemizdeki amaç neydi? Şurayı iki eşit parça yani şu parçaları sağlı sollu olan parçaları eşit bölüyordu. Şimdi ikiz kenar yamuk şu da bir kareymiş. Eyvallah. Aa, şurada bir 13'te kullanalım dediğimde şurada bir dik üçgeni fark ettik. Bak 13'ü kullanmamız lazım bizim. Burada bir dik üçgen çıktı. Alan CDF yani karenin alanı kaç verilmiş? 25. O zaman bunlar 5. Karenin bir kenarı 5 mi çıktı? Evet. Hocam karenin bir kenarı 5. 5 ise burası 5 mi oldu? Dikdörtgenden dolayı. Evet. Sonra tamamı 15 ise. şu ikisine 10 kaldı. Yani bunlar da 5 5 yaptı arkadaşlar. E, 5 13. Ne üçgeni? 5 12 13 üçgeninden 12 yapar. Buraya kaç kalır? 7 kalır. Alan ABCD soruluyor. Alt taban artı üst taban. Yani 15 artı 5 çarp yükseklik. Yüksekliğimiz 7 böl 2. 20 bölü 2'den 10 yapar. 10 ile de 7'yi çarpınca cevabımız kaç olur? 70 olur arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle 9. soruda akçay oldu. Geldik 10. soruya. Bazı kenar uzunlukları çekildi. aynı birim cinsinden verilen sarı ve kırmızı dik yamukların ikişer tane bir dik dörtgen içerisine aşağıdaki gibi yerleştiriliyor. Evet sarının uzunlukları 3, 14, Kırmızının uzunlukları şurası 16. Uzun parçası 16 arkadaşlar. Bu da bir dikdörtgenmiş. Uzun parçası 16. Uzun parçası 16. Burası 14. Tamam. Buna göre son durumda dikdörtgen içinde oluşan boyasız yüzeyin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi ikiz kenar yamuk arkadaşlar. Ne yapalım burada? Şuradaki şuradaki uzunlukları ben bilmiyorum arkadaşım. Ama dikkat ederseniz Şunun bu kenarıyla bu kenarı çakışmış mı arkadaşlar? Çakışmış. Bak sarının bu, bu e, eğik kenarıyla kırmızının eğik kenarı çakışmış. O zaman şurada bir işlem yapalım. Hocam dik yamuk şuradan bir dik çizersem 10 ise burası da 10 yaptı. 3 ise burası 3 yaptı. Tamamı 14'tü. 4 yaptı. 3, 4, 5 üçgenden 5 oldu. Evet burası 5. Aynı şekilde burası da 5. E hocam şimdi ne yapacağız burada? Şuranın da kaç birim olduğunu biliyoruz. 3 birim olduğunu biliyoruz zaten. Başka neresi eksik arkadaşlar burada? Şurası 14. Üst tabanının kaç olduğunu biliyoruz. Üst tabanının 10 olduğunu biliyoruz sarıda. Dikkat dikkat. Sarıda buranın 10 olduğunu biliyoruz. Ve şurayı kaç bulduk? Biz 5 bulduk. Hocam bunu tamamı 14 değil mi? Evet sarıdaki bakın şurası 14. Şurası 14 iken bunu şöyle uzatacak olursam burası da 14 yapacak. 4 yapacak yani burası. O zaman 3, 4, 5 üçgeninden 3 çıktı burası. E burası 3 ise buraya 13 kaldı. Şurası da 13 mi yaptı? Evet. Yani bunun üst tabanını 13 bulmuş olduk. Neresi kaldı? Şurayı 4 buldum 4 buldum. Evet şu kırmızının dik yamuğun e, şu dik kenarını 4 bulduk. E hocam burası da 4. Tamamı 10'du. Buraya 6 kaldı. E artık arkadaşlar bizden beyaz alan isteniliyor. Beyaz dikdörtgen alanı isteniliyor yani. 6 çarpı 13 değil mi? 6 burası 13 burası olduğundan dolayı cevabımız 6 çarpı 13 yapar. O da 78 yapar. Yani 10. sorunun cevabı böylelikle akçay oldu. Ve test 1'i bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 2'nin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. thank you